Fırat abinin şeyi izleyelim ya. Yemek. Ben böyle 6 dakika izlemedim şimdi. Geçtim. Ben var mıyım diye baktım. Varım hakikaten. Tamam izlemeyeyim. Yalnız 26 dakika sürüyor. 26 dakika yemek videosu uzun olur biraz ama bakalım. Selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Let's go! Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba Let's gibiyim. go! Çünkü yine bugün güzel şeyler yemeyi ümit ediyorum. İlk videoyu hatırlarsanız YouTuber'ların en sevdiği yemekleri gidip restoranlardan yemiştim. Bugün de yayıncıların, gerçekten çeşitli çok yayın heyecanlı bir chat. platformlarında yayın yapan arkadaşların... Peki şimdi... İzlediğimiz yayıncılar arasında en iyi yemek yiyen benim, okey mi? En iyi, en güzel yemeği seçen benim. Teşekkür ederim. Siz de bunu onayladığınızı sayıyorum. Devam ediyoruz. En sevdiğin yemekleri yiyeceğim. Gerçekten merak ediyorum. Oğlum Kim ne Fırat seviyor? abi nasıl bu kadar maskliyor lan Yayın arkasını bu yapan kadar rahat? arkadaşların en sevdiği Baksana. yemekleri Ne güzel edit bunlar. yiyeceğim. Gerçekten merak ediyorum. Kim ne seviyor, ne yiyor? Damak zevklerimiz uyuşuyor mu? Hep beraber Sürpriz göreceğiz. sonlu mu? İstiyorsanız hemen Ne oluyor? zarftan bir seçmeye başlayayım. Evet, şu an zarflarımız önümüzde. 5 kişi var gördüğüm kadarıyla. Ortadan başlıyorum ben. 5 kişi kim acaba? Açıyoruz. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor bakıyoruz. Ya rotobrush'la yapıyorlar onu ya da moka. Alvin. Püre, pilav, şehriyeli, dipnot. Bir de but demiş. Vay, süper. Eldrain'inki tam esnaf lokantası yemeği. Ama Eldrain asıl karnıyarık Hiç seviyor. Biliyorum onu. Pilav, cacık. Sanırım bal tekli koyuttaki sosuz. videoyla aynı olmasın diye böyle bir şey yapılmış. Güzel de yapılmış. Püre, pilav, şehriyeli olacak ve but. O zaman haydi bir an önce gidip Oğlum bu Tuğkan'ın yemekleri nerede sevdiği yiyorsun yemeği. işte? Ben İstanbul'da var ya, pilavcı bile bulamadım ha burada. Pilavcı buluyorsun İstanbul'da. Yiyelim. İstanbul'da pilavcı buluyorsun. Adam pilavı 20 liraya satıyor. Getirme bedeli minimum paket turu 50 lira. Ulan ben 3 kişilik pilav söylemek zorunda niye olayım ki her pilavı? Ben buna var ya delirdim İstanbul'da ya buna. Araştıra araştıra sonunda buldun. Ya çünkü sıkıntı ne Ya biliyor var musun? Her pilavcı ama şehriyeli adam 50 pilav liraya yok. Yani getirir normal arpa şehriyeli de yok. Yani genellikle klasik oluyor. diyor. But Burada zor. patlıyor. Yok başamel soslu falan tavuk oluyor. Ondan sonra püre zor. Üçünün olduğu yeri buldum. Kara Elmas var Kadıköy'de. Oraya geldim ve 20 kilometre yol geldim buraya. Geldim Oha. arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim. Ama Tuğkan kardeşim seçimin çok iyi. Yani bak karnıyarık yani cacık pilav. Zaten buna var ya. Üf gözü kapalı adam yerim bununla. Bu kadar Diğer uzun zaman oldu seçenek ki. de gayet güzel kardeş. Bu arada kendisini de çok başarılı buluyorum. Çok da beğeniyorum. Evet. But, şehriyeli pilav ve patates püresi. Hepsini bulduk kardeşim. Seçimin çok iyi. Ya ben şeyden korktum işte şey dedim. Ya dedim şimdi onun yerine portakallı Pekin ördeği falan söyleme. Mahalle çocuğuyuz dedi ya. Onları bilmeyiz dedi kardeş. O ne dedi? Ondan sonra sanırım bunu... Acaba var mı öyle? Böyle hani çok ciks yemek söyleyen biri. Ben Türkiye'de bak şimdi yine sallayacağım gibi olacak da. O kadar böyle hani benim en sevdiğim yemek böyle bir Fransız mutfağı falan nasıl ola ne kadar yiyebilirsin ki o yemeği en sevdiğin yemek olacak kadar Bundan ciks dolayı ya. seviyorum. Böyle bir Ciks sıcaklık çok. hissediyorum bu tür adamlara. Gerçekten o mahalle kültürüyle büyümüş özellikle bizim nesil ki Tukan'la da aynı yaştayım arkadaşlar. Bizim nesil gerçekten biraz daha böyle Adaldis her mi? yönden dolu ve düzgün adam oluyor. Düzgün insan Adal en oluyor. Ben sevdiğim yemek öyle düşünüyorum. portakallı Pekin Ve de ördeği mi? müsaadenizle bir dalıyorum. Daha konuşacağım. Bence eminim Tukan bunu çatalla yemiyordur. Keşke peçete alsaymışım. Çok Çok iyi. acıktım. Oğlum Fırat abi bu yemekleri nasıl arda arda aynı gün içinde yiyor? Nasıl? Ben bu bak ben yemek kanalı ile ilgili biz bunu Emre ile tartıştık. Fırat abinin videolarını içeride izlerken bunu sorduk kendimize. Hani dedik ki hani sabah çıkıyor. Sabah tamam sabah yemek yemiyor. Ama nasıl 4-5 öğün arda arda yiyor ki? Ben fırında tavuğa Hatay harbiden Sandıkçı bayılırım. da yapıyor Burası bunu. güzel yapmış bu arada. Çok ilginç oğlum. Ben gerçekten bayağıdır tavuğu bunu tüketmiyordum. But şeklinde böyle yemiyordum. Harbiden benim için Gerçi de iyi oldu. kameraman da Ha ne yiyordur diyordun? belki. Tuğkan gerçekten kanka her şeyle adam star. Bunu birkaç defa daha bir ortamda daha konuşmuştuk. Başka böyle yayıncı ve şeyle. Abi adam yakışıklı. Aga adamın ağzı laf yapıyor. Çok da güzel anlatıyor. Mükemmel hikayeler öyküler. Sallıyor mu sallamıyor mu onu bilmiyorum. En azından ben inanıyorum kanka.
yani aşk hikayesinde içimizi paramparça etmişti. Özellikle baktığında tüylerim diken diken. Yani adamla her şeyi dört dörtlük baba. Adam yakışıklı. Laf yapıyor. Bir de şunu söyleyeyim baştan. Yayıncı, gerçekten yayıncılar. Benden bahsediyor. Duyduğum, saatlerce abicim. Saatlerce canlı canlı konuşmak, performans oraya yapmak her baba yiğidin harcı değil. Ondan dolayı benden ayrı bir saygı duyuyorum. Ben bu benim. En sevdiğim emin zaten pilav but. Adam başarılı. Tabii yakışıklı. Tabii. Ağzı laf yapıyor. Teşbih de hata olmaz. Bir tane falso duydunuz mu şu an? Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un şey versiyonu ya, bizim dijital versiyonu yani. Bak. Kıvanç'tan yakışıklı dijital olabilir mi lan? Belki de aynılar. Kestiremedim bu orayı. Kıvanç da hem şu şimdi hemşeri de İzmir'in de ama ikisi de yani kral adamlar ya. Yayıncı. Ben değildim, şaka yaptım size. Abi çok iyi geldi. Güzel attı. Keşke yanına bir içecek söyletseydin yani. Bunun yanına da bunu içerim. Yani bunu kuru kuru mu yiyorum merak ettim. Tuğkan en azından bir ayran mayranla şunun yanına giderdi bence. Ben de vallahi sen yazmadın diye söylemedim kardeşim. Yakışıklı dedi ama neyse mi? Ne var lan? Tamer'le bizim başlamadan biten yayıncılık maceramızı anlatacağım arkadaşlar. Ne var lan? Ama tabii ki şöyle limon tayfaya. Tuğkan'ın tayfaya geliyor. Bu güzel ısırık. Biz değil chat. 35 TL verdik arkadaşlar. Fiyatları da söyleyeyim. 35 TL bu arada bayağı iyi lan deminki yemeğe. Ortadan seçtik. Baştan sondan. Hadi bu sefer baştan. Kim gelecek ve ne yiyeceğim? Merak ediyorum. Evet, heyecanla. Okuyamadım da şu an. Lan heyecanlandım. Kim bu? Oh yeah. En sevdiğim yayıncı geldi chat. Let's go! Kaan Felix. İskender. Kaan. Eyvallah. Kaan'la bile bir şeyimiz yok ama sosyal medyada konuşmuşluğumuz var. Kaan'ı severim. Detayları konuşuruz. O zaman İskender yiyelim. İskender yerken... Ben yine çok utanacağım çünkü o bizim sağdan, sağ kulaktan mı soldan mı gelen video muhabbeti. Kaan'la olan anılarımı anlatayım size. Hadi buyurun. Şimdi güzel bir yerde İskender yemeğe geldim. Kaan'cığım seni de bir gün buraya getiririm inşallah kardeşim. Kaan'la yerim muhabbetimiz abi. Şöyle oldu. Ben bir video çekmiştim. Söyledim ben İskender. İşte bizim video evet. Ve Adana sokak lezzetlerini çekmiştim. Yayıncılar da tepki videoları yapıyorlar ya, izliyorlar yayınlarında falan. Çok utanıyorum. İşte videosuna denk geldim tesadüfen. Ben çok güzel böyle bir tespit yapmış. Aa bak, ben böyle adamları seviyorum ne olursa olsun. Ben burada abone sayısı değil meselesi ya da burada izlenip izlenmemesi değil. O kadar güzel eleştiri yapmış ki demiş ki beni sevdiğinden bahsetmiş sağ olsun. Bir de şey demiş. Doğru ama doğru. Ben net konuştum. Orada bizim kaçırdığımız bir şey var abi. Ekipmanla ses mono geliyor. Yani stereo gelmiyor. Makinenin arızasını biz fark etmemişiz. Kimi stereo geliyor, kimi mono geliyor. Böyle bir aksilik. O da şunu demiş. 1 milyonluk bir kanal hani böyle yapması biraz şey geldi demiş. Hani sonuçta 1 milyonluk bir kanal dikkat etmesi gereken bir şey. Ben açıkçası unuttum ne dediğimi. Ama ne dedim? Dur bakalım hangi video? Şırdan değil. Dur. Bu mu? Ben acılı limonata olmamalı. Ben o gün chat evet ben onun şimdi backstory'sini anlatayım bu videoyu izlediğim gün. Ben bu videoyu izlediğim gün karda kalmıştım. Yanlışlıkla Sena'yı öldürüyordum, hatırlıyor musunuz? Kürekle. Araba çünkü kara takılmıştı. Modem almaya gitmiştik. Ben Samsun'da Airbnb evinde kalıyorum. Çok scuffed bir setup kurmuşum. İnanılmaz stresli bir gün. Yolda kaldık. Sokağa çıkma yasağı 10'da mıydı o zaman? 10 falandı galiba. 10 falandı. Ve biz 9.30'da yolda kaldık dağın başında karda. Evet. Ben akıllı telefonla falan bir şeyler yazıyordum. Öyle bir şey. Çok skaf bir gündü yani. Çok zor bir gündü o gün. Çok mutlu edersiniz. Fırat abi edememişim bir de sus ya diye. Ya şu thumbnail var burada. Ben bu thumbnail'ı gördükten sonra basmadan geçemeyeceğim. Oha diyorum abi. Ben biraz trajik. Yapmış. Evet. Diğerlere tatlı gideceğiz. Ve bunları değerlendireceğiz. Hugo kardeşlerim. Bunun saçma. Şerefine... Allah benim belamı versin. Ben burada ölüyorum. Özür diliyorum tekrardan. Çok. Ama Fırat abiyle konuştuk sonra bunu. Bir sene oldu ben. Ben de kendisine mesaj attım. Teşekkür ederim. Ama gerçekten bak ciddi söylüyorum. Normalde bunu tekrar söylüyorum. Hani izlediğim YouTuber'lara. Hani orada böyle pasif agresif bir tutumum var. O gün cidden öyle bir şey dedim. Özür diliyorum tekrardan. Chat sizden de. Ama Fırat abi inanılmaz böyle sempatik bir yorum yapmıştı bana. Ben demiştim ki yani.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama orada işte evet. Farkında olamadık. Bir düzeldi, bir düzelmedi falan deyip sonra Kaan'la öyle muhabbetimiz oldu sağ olsun. Onu konuştum. Sonra baktım Kaan benim harbiden böyle önceden beri izleyen izleyicilerimdenmiş sağ olsun. İnşallah bir gün onunla da bir video çekeriz. Onun bir yayınına konuk olurum. Tatlı da çocuk. Yine Fırat abi gelse. Gel gel lütfen hiç rahat ol kanka. Eyvallah. Hoş bulduk. Güzel content ha. Teşekkür ederiz. Döner bu saatte bitmemiş. Oluyor arada. Var İçindeki mı? Kötülük dışarı vuruyor. Ben kötü bir insan mıyım ya? Varmış yok söyledim. Kanka çiğe de et döner çabuk bitiyor. Çiğe de et döner çabuk bitiyor. Çok oğlum ben sevindim. Ne kadardır bitmemiş. İskender yemedim biliyor musun? Gerçi ben şanslıyım. Ben şanslı değilim abi sen şanslısın ben yemiyorum. Adamın hiçbir şansı yok. Öyle evet gelsin, ben izliyorum yiyelim. Ekmek bancam ekrana. Ben İskender geldi. Kaan Allah seni inandırsın. Bir güzel kokuyor kardeşim. Bir güzel görünüyor. Umarım bunun yayında izlersin ve izlerken de canın çeker. Öyle bir şey dediysem. İşte abi İskender'de en sevdiğim şey parça etli olması. Ve burada da gerçekten böyle parça parça etler var. Göstermek istiyorum. Bursa'da en İskender'in yüz çekmeye gittiğimde orada şöyle biraz hüsrana uğradım. Böyle parça etliden ziyade böyle yaprak yaprak etler vardı ondan sonra. Benim pek sevdiğim bir şey değil bu. Bu parça et çok güzel. Kaan seni buraya getireceğim. Gerçi ona şırdanca yaşa sözüm var. Hiç yememiş çok. İçecek söyledim artık her yemeği içeceksiz içmekten akmadı kanka. Akmadı. Öyle yani Kaan'la da muhabbetimiz oldu. Sonra sosyal medyadan konuşmalar, gülüşmeler, çeşitli şakalar. Abi ben şeye karşı değilim bu arada. Eleştiriye ya da izlerken yapılan mizah değilim de çok bel altı vurulduğu zaman çok hoşuma gitmiyor benim. Nasıl ya? Yorkok diye işte bir arkadaş vardı mesela işte. Abo drama. Onun yaptığı hoşuma gitmiyordu ondan sonra. Kendisine de bunu birebir geldiğinde söylemiştim. Hatta şey de demiştim. Kadıköy'de bundan sonra beni gördüğünde kaçmana gerek yok. Seni dövmeyeceğim diye şaka da yapmıştım ondan sonra. Ya öyle abi yani yapıyorsan eleştiri mizah okeyim ama bu tür bel altı yaşça kendinden büyük adama bu şekilde bel altı vurman falan benim hoşuma giden mizah şey değil yani. Kaan'ın burada benden bahsetmiyor çocuk. Yayınlarını seviyorum ama. İzledim. Benim hoşuma gitti. Çünkü mesele şey değil abi. Ay küfür ediyor, küfür etmiyor. Küfürle ilgili hiçbir problem yok. Yerinde ve zamanında kullanıldığında küfür de değilim ben. Şeydeyim sadece. O kullanılan dille yapılan mizahlayım ben. Niyet bir de kanka. Niyet güzel olsun. Gerisi fıstık. Ama ciddi doğru söylüyor bu arada. Ben çünkü diğer yayıncıları izlerken falan hani spesifik olarak söyleyeyim de. Hani insanlar böyle bazı insanların içeriğini izliyor. Benim de videolarım izlendi yani yayıncılar tarafından. Kötü tepki almadım çoğunda. Yalan değil. Sallamayayım. Ama arkadaşlarımın videolarını izleyen insanların değil mi? Saniyenin. Mert'in zaten videosunu bütün Twitch Türkiye izlediğinden dolayı benim de önüme çıkıyor. Hürkan'ın videoları. Yani kendi arkadaşlarım ondan dolayı YouTube'da öneriyor bunu. Bazı yayıncılar da hani böyle içeriği beğenmiyorlar. Bir şey oluyor ya da. Olabilir oğlum hani o insanlar hani YouTuber'lar. Ben de hani YouTube'a video çekiyorum. Yapabilir. Bir video kötü olabilir. Bir videoda bir sıkıntı olabilir. Hani gülüp geçmek yerine böyle hemen bir böyle bir yermeye başlıyor. Sallamaya başlıyorlar. Böyle sanki bekliyorlar anladın mı? O böyle aha bunun videosunda şu var. Hemen bir üste çıkayım ben falan. Hani bu çok tatsız bir olay. İsim droplamayın oğlum. Ben bana karşı yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. Hayır. Tatsız yani. Limon Reis'in yemeğinden sonra İskender'de bir güzel aklı. Bak ulan şu an canım, çok iyi diyorum ya. Bak şu an her şey iyi. Umarım yine bir troll ya da değişik bir şeyle karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Şansımız hep böyle mahalle çocukları falan. Gerçi Kaan bilmiyorum mahalle. Mahalledir o da mahalledir. Denk geldi böyle. Güzel yenilebilecek. Mahalle yanan sevebileceğim. Diyor ki yayıkcım doğum günümde yayık açmış. Daha i̇yi yayınlar ne? Ryan. Küçük tür işareti 3. İyi yayınlar mı? Doğum günü kutlu olsun. Şeyler denk geldi. O kadar et var biberi gittim yedim ya. Kaan'ın tayfasının adı ya da kitlesine nasıl şey yapıyor ondan pek bilmediğim için bunu da sevgili Kaan'ı izleyen, Kaan Flix'i izleyen kardeşlerimiz için video şöyle. Chat, let's go. Diyeyim. Abi aile izliyorsun hep sen yiyorsun İskender'i ama. Gececi tayfa seni unutmadım. Diviş tayfa. Gececi tayfa gel. Gel. Gel tayfa gel. Gerçekten gel, tayfa. Gel. Oğlum biz de 2 haftadır tayfa lafına kilitlendik bu arada. Farkında mısın bilmiyorum. Bizim grup ne bu ne? Beyler tayfa değil mi? Bizimkiler. Beyler tayfa ama sadece 1.12'de adınızı söyleyebiliyorsunuz. Bunları gömüp geliyorum kardeşlerim. Aa zarf seçelim. Gerçi yok gömdükten sonra zarf seçelim. Hadi bakalım. Bunları gömün sonra zarfı ben seçelim. Şu an. Bizim Morpheus'un
En iyi yemek benimki diyorum. Başka yayıncılar ne diyor? Masayı dizelim. Masadan çek dedi. İyi dedik. Şimdi güzel güzel gidiyoruz. Seçimi buradan yana yapıyorum. Acaba kim ve ne yiyeceğiz? Zıng zıng. Kim geliyor? Zıng zıng. Zıng zıng. Zıng zıng. Oh yeah. En ağır trollerden sevgili. Getir getir kardeşim. Eyvallah. Karnıyarık. Hazreti Yaso. Karnıyarık. Cacık pilav. Ulan daha yeni lokantadaydık. O zaman çekseymişim ya. Oturduğumuz yerde bunu da paketler. Size şimdi bir şey soracağım. Karnıyarığın patlıcanını gerçekten insanlar yiyor mu? Verdik be kardeşim. Gerçi orada var mı yok mu hatırlamıyorum. Karnıyarık yiyeceğiz, cacık yiyeceğiz, pilav yiyeceğiz. Okey. Mustafa karnıyarık çocuğudur. Bu da semttir. Konuşuruz detayları. Hadi gelin gidelim. Karnıyarık garip bir yemek ya önce. Karnıyarık bana hiç... Bak tüm sevgi... Bana karnıyarık hep yanlışlıkla yapılmış bir yemek gibi geliyor. Bir yayıncıların, kardeşlerimin... Yusuf Atçizgi Kopek diyor ki abi senin en sevdiğin yemek kedi değil mi? Evet kedi. Nasıl diyeyim Fırat abi ben? Kedi mi yedirdiğim adama? Yemek söylemedim işte ikinci yemeği söyledim İskender. Bulmaya çalışıyorum lezzetli yerlerde. Yine öyle bir yerdeyim. Sevgili Mustafa'yla değişik bir anım var. Onunla da hikayemi anlatayım size. Yemeğe de hazırlık yapayım. Güzel koktu çünkü. Şöyle bir camı kapıyorum hemen gelin. Her yere döktüm. Cacığı biraz daha yaklaştırayım. Şimdi efendim, sevgili Yaso'yla bir etkinlikte tanışmıştık. Enes'in sanırım bir etkinlik... Oğlum yalnız bir şey beni böyle sardı bu video fena. Sürekli insanlar nasıl tanıştığını falan anlatıyor. Ben çok merak ettim olaylar. Bir de bunun kankisi vardı. Şu an drama falan geliyor orada. Mustafa. Diğer Mustafa. Abi hayatımda tanıdığım en troll adamlar. Kimseyi tanımıyorum anlattığı insanlardan. Yapı olarak bilmiyorum ama tutuluyorum böyle. Mizahların, esprilerine. Özellikle diğer Mustafa. Yoso değil de diğeri böyle laf falan sokuyor ediyor. Sonradan birebir tanıştık abi partide. Normal böyle bildiğin. Muhabbeti falan güzel. Çocuklar çıktılar. Sonra da öyle bayağı bir samimi olduk Yaso'yla da. Ben kimseyi tanımıyorum oğlum. Benim değişik farklı yok. Bir mizahı var. Esprisi var. Hem de biraz öyle aslında ağır abiliği de var. Değişik bir adam Yaso. Halı saha maçı yapıyoruz abi. İşte Mervan, ben, Mustafa Ak, işte Yaso. İnsanlar nasıl tanışıyor böyle ya? Kardeşim ya öyle bir yer tutmuşlar ki kanka. Ali Samiyan gibi yani. Kocaman. Bildiğin büyük star. Ulan benim zaten futbolla aram ne ki? Hele halı sahayla bayağıdır yapmıyorum bir de o dönem. Arkaya koşuyoruz gidiyoruz. Yaso ile aynı takımda bizi ağzında sigara top kovalıyor. Ne yapayım dedim ya. Abi ben böyle oynuyorum dedim. Ya yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten inanılmaz bir content ya. Ben size demiştim ya geçenlerde gene. Televizyonda Emre geldiğinde kilitleniyoruz böyle. 3 saat izliyoruz. Hani böyle podcast gibi ama yemek videosu aynı zamanda. Orada dedim ki gerçekten çok enteresan adamsın Yaso'cum. Gerçekten çok farklı bir kardeşimizsin. Sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Diyor ki merhaba abi bugün sevgilimin doğum günü ve seni çok ben de böyle video yapacağım. Doğum günü kutlu olsun sevgilinin Alperen. İşareti 33. Alperen 33 yaşına mı girmiş? Doğum günü kutlu olsun. Ben de böyle MacBank lan aslında bu direkt. İğrenç olmayan MacBank sadece. Evet. Ya şimdi yalan söyleyeyim. Benim arkadaşlarım yok demeyeyim şimdi. Siz varsınız. Ben de gömmeye devam ettim. Emre var. Güzel kanka. Arkadaşım. Tamer ve Anı'yı sıkıştırayım hadi buraya. Tamer'le biz o dönemler Facebook arada. İşte geliyor. Canlı yayınlar falan popüler Tamer. Ediyor. Sonra Tamer'le biz de Facebook'ta buluştuk ettik arkadaşlar. Tamer'le beraber yayın açalım edelim. Size işin zorluğunu işte ben işin zorluğunu tak diye oradan anladım. 3 saatlik deneme yayını istiyorlar arkadaşlar. Biz de Tamer'le ikimiz yapalım dedik. Çünkü hani ikimiz beraber o gayet iyi oyun oynuyor. Hani işi bu. Ben de en azından işin biraz daha tamam ben de oynuyorum ama. Mert vardı Mert kel artık o yüzden yok. Bir Tamer kadar iyi değilim. Ondan sonra çok hem goy goy tarafını falan da yaparız. Yazı Stilbe var. Aynen tamam. Abi yayını açtık. Tamam mı? Üçüncü saatte Tamer hiç konuşmuyor. Sadece... Bir şey söyleyeyim bu arada. Bu olay gerçek. Hani Fırat abin değil de. Çoğu yayın yapmaya başlayan YouTuber'da ben bunu görüyorum. O zaman mesela Hürkan falan da yayın açtı. Böyle Emre falan da yayın açmaya bir gaza gelmişti. Çoğu ulan yolcuymuş falan diyorlar. Unuttun, mukan haplarını al. Hayır siz gerçeksiniz. Çünkü mesela çok YouTube yapan bir insan yayın yapmaya başladığı zaman YouTube videosu çeker gibi o mentaliteyle başlıyor yayınlara.
Hani YouTube videosu çekerken biraz daha böyle enerji, efor harcıyorsun ya. Sürekli bir şey diyeyim, bir enerji harcayayım, bir şey yapayım. Hugo'la diss değil ki oğlum. Ben sadece arkadaşımın yaşadığı şeyi anlatıyorum. Onunla birlikte Facebook yayınlarını planlamıştık biz. Orada görmüştüm onu. O da söylemişti zaten. O hani o eforla girdiğinden dolayı bir saat sonra pilim bitiyor direkt. Yayın biraz şey. Ben de mesela çok fazla öyle yapıyordum. Sonra Sabaton'da kamera karşısında uyuyunca 10 gün boyunca. Oyun oynuyor. Ben kalmışım. Abi o kadar zor ki. Ama sağ salim Allah'a şükür. Gelip bir kere yayında yatınca düzeliyor abi. De geldi, izledi falan. Abi işte adamlar dedi ki tamam dedi, biz okey veriyoruz. Arkadaşlar şimdi fiyatı söylemeyeyim de o dönemin onların verdiğinin en tapını verdiler bize. Ya var ya çıldıracağım. Evi falan yeni taşımışım. Masraflı yapmışım falan var ya. Dedim bu para ilaç gelecek arkadaşlar. İlaç yani. Tamam dedim, süper. Yemin ederim. Acaba kaç parası dedim, işte bu dedim. Tamer'le falan böyle çığlık atıyoruz. Çin sitesi kesin. Hani çok mutlu olduk. Abi sonra pandemi bir patladı. Abi adamlar da işte stratejilerini mi değiştirdi, bir şey oldu. Bizim böyle kursağımızda kaldı o macera. Başlamasıyla bitmesi bir oldu yemin ediyorum. Tamer'e dedim ki neyse dedim kardeşim, her işte bir hayır vardır. Aslında tam da pandemi zamanı böyle güzel güzel herkes evindeyken izler falan dedik ama o ara işte o Facebook'ta falan bir şeyler oldu etti. Tam da detaylarını bilmiyorum, bizim olmadı. Ama o an dedim ki gerçekten bu yayıncılık işi, bu canlı yayın, canlı yayında insanlara enerjini, dinamiğini sunman harbiden zor iş. Ama bence çok eğlenceli. Zor ama bayağı da eğlenceli. Orada doğru, da iyi bir ekip olmak lazım. Kerem fotoğraf çekti de ondan dolayı kayıttan çıktı. Ya böyle olay ki siz de arkadaşlar görürseniz uzaktan böyle metaya maymun çeker gibi çekmeyin ya. Gelin yanıma muhabbet edelim, çekilelim fotoğraf. Ama size şunu söyleyeyim, denemek istiyorum ben yine. Şey yapmak istiyorum. Ya ben geçen gün... Bu olaydan şimdi bahsetti ya, maymun çeker gibi deyince. Ya ben geçen, burada değil büyük ihtimalle onu yapan arkadaşlar. Ben geçen gün ayda yılda bir evden çıkmam gerekti. Bir bankaya gitmem gerekiyor, tamam mı? Bir tane tramvay durağı geçeceğim sadece. Tam da liselerin çıkış saatine denk geldim, tamam mı? Tramvaya bindim. Tramvay zaten sıkış demiş. Yani şöyle gidiyoruz. Ama bütün herkes liseli orada, tamam mı? Liseli sıkıntı değil. Bir çocuk tanıdı. Abi yine. Çok iyi bu Tayyar Dürden ya. Ya Tayyar Dürden mi karıştı mı? Lise çıkışı toplu taşıma hayatımda bir daha asla binmeyeceğim bir şey. Gideceğim yere de geç kalayım. Umurumda değil gerçekten. Biri tanıdı beni. Abi ne yapıyorsun falan filan, tamam mı? İyiyim dedim, ne yapayım falan. Diğer arkadaşlar tanımadı. Sonra tramvay sıkışık ya. Tam gidecekken de bir tane kız koştu. Kaan abi falan dedi. Aa evet dedim. Bir de maske var ya şimdi, tam tanıyamıyor gelince yanıma insanlar. 2-3 kişi tanıyor zaten. Yani herkes tanıyor değil de şimdi şey anladım. Kız koştu böyle tam tramvay kapısında. Kaan abi sen misin? Evet dedim, benim ne yapıyorsun falan dedi. İyiyim dedim. Sonra kapı kapanacak şimdi falan dedim böyle. Kapı kapandı surat önümüze. O daha fazla tanıyormuş beni. O yayınları izliyormuş. Diğer çocuk YouTube'dan falan görmüş. Sonra o kadar, bir de ben çok utanıyorum, tamam mı? Cidden çok utandım yani. İşte arkadaşlar kim lan bu falan filan dedi. O da arkadaşlar şimdi lise ortamı ya. Hepsi birbirini tanıyor. 15-20 tane çocuk. İşlerinde sadece biri tanıyor. Ben de öyle köşede duruyorum böyle otomatik kapının yanında. Kim ya o falan filan dedi arkadaşlar. Kim lan bu falan. Oğlum YouTuber'la biniyoruz falan filan dedi. Dedim, ne olur sus yapma, söyleme öyle şeyler. Utanıyorum. Ondan sonra kimmiş ya o falan filan. Biri bağırıyor. Abi şu maç ne olur falan dedi. Böyle BBL maçından falan bahsetti. Yani uzaktan bağırıyor orada. Dedim ne olur dur sus artık. Sonra sesli bir şekilde benim videom açıldı. Benim son videomu izliyorlar, arkadaşlarına gösteriyor. Full ses. Ben böyle köşedeyim. Bana bakıyor herkes. 15 tane insan. Lan bu o muymuş falan gibi böyle. O kadar zor. O kadar kaldım ki böyle utancımdan. Çok zordu her şey. Evet. Kimmiş lan o falan diye bağırıyorlar bir de ya. Oğlum ben oradayım ya. Ben oradayım ya, ben oradayım. Ben, hani orada olmasam insem okey, hani kimdi falan deyin ama kafesteki maymuna döndüm ben de orada. Herkes bağırıyorlar, ileriden bir arkadaşı var. Abi sen YouTube'da mısın falan diye. Evet. Bir de sıkıştım böyle, şuramdaki çocuk da diyor. Abi video senin mi? Dur ya. Allah'tan bir durak gitmem gerekiyor. Ve bu gerçekten sadece bir durak. Bir durak tramvay sadece.
Hayal edebiliyor musun? Mart ayı 5 durak gideceğimi. Ki onu boş ver de. Optimum'a ne zaman geliyorsun beni görmedin Allah. Beni kıstıracağım. Jahor Rekits de çürümeye devam. De. Ne anlatıyorsun lan? Oğlum bana drama atma. Yani en garip karşılaşmam bu olabilir benim. İzleyen insanlarla. Diğerleri hep sakin de hani. Ya şimdi şöyle sıkıntı oluyor. Maskeden çok problem yaşıyoruz. İnsanlar geliyor. Böyle bakıyor. Bazen şey oluyor işte. Otobüste, metroda falan oluyor. Hani geliyorlar. Böyle direkt karşıma geçip bakmaya başlıyorlar bana. Sen falan. Hani şimdi belki beni başka bir arkadaşına benzetiyor. Yani onu da anlayamıyorum. Falan. Şey yapmak da istemiyorum. O da çok narsist yani. Evet ben o... Evet ünlüyüm. Evet doğru tanım. Yani öyle de yapamazsın ki. Yani ben diyorum sadece. Bak böyle bakışıyoruz bir. Bir 10 saniye falan. Kaan. Tam da isim de atmak istemiyor bir anda çünkü. Çok zor oluyor. Çok garip oluyor. Beni gördüğünüzü düşünüyorsanız gerçekten yanıma gelin direkt. Kaan abi değil. Hiç sıkıntı yok. Ama öyle bakışınca uzun uzun bir garip oluyor. Oğlum bir kere... Mustafa alt çizgi Berkay diyor ki daha. Abi cinayet videosu izlediniz yok, mi daha, yeni geldi? Daha izlemedik. Bir kere kurye tanıdı. O çok garipti. Saatin 3:30-4'ü yayını kapamışım. Çok açım. Pide yiyeceğim. Pideci verdi. Şimdi de saat 4:30 anladın mı? Hani kurye tanıması da hiç yani iki kere oldu. Bir kere Samsun'da oldu. Bir de burada. Buradaki çok garip lan. Saat 4:30 falan. Pideyi verdi. Sonra durdu dikildi böyle. Hani kusursuz bir cinayet sahnesi anladın mı? Pideyi verir. Susturuculu silahı çıkartır. Pıp pıp vurur. Evdeki eşyaları soyar çıkar. Tam olarak bu sahne. Ben böyle pijamalı duruyorum. Sen dedi. Ben. Conflix değil misin ya? Ha evet. Evet Conflix'im. Doğru evet o yüzden. Çok korktum. Çok garip. Canlı yayına adapte olmak istiyorum. Burası ayrı evet. Bir tecrübe. Ayrı bir deneyim. Ve ya şunu da biliyorum. Herkesin de yapabileceği bir iş değil. Evet abi. O benim. Save panik ya. O zaman Kerem gömüp gelelim mi? Sen yine zarfları diz Morpheus. Tamam. O zaman kardeşlerim gömüyorum ve geliyorum. Evet, iki tane zarf kaldı. O zaman portakallı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Örümüzümüm. Bu çok uzayacak bu. Kim geliyor? Açıyoruz. Acaba hangi yayıncı geliyor? Hangi arkadaşımız? Hangi kardeşimiz geliyor? Açıyoruz! Açıyoruz! O geliyor! Sushi Güllaç mı? Almost! Almost! Birlikte mi? O geliyor! Sushi Güllaç. Sayın yayıklar, beyler. Arkadaşlar saat 1'i 12 geçmeden beyler demek tamamen yasak burada. Tonto geliyor! Teşekkür ederim. Bir dakika. Allah için Sushi ve Güllaç yazıyor abi. Şimdi... Ben keşke portakallı pekinördü deseydim de. Biraz trolleseydim. Bunları aynı anda mı yiyoruz? Hangisini denk gelirsek bulursak. Bak bir şey söyleyeceğim. Güllaçla sushi yapalım. Galiba. Güllaçı bulmak zor olabilir ama geçen videoda da sushi... Oğlum güllaç çok güzel bir tatlı ama bunu ne zaman açsam hepiniz... Abi... Şekerli peçete. Demiştik Murat. Neden yani? Onun için yani genelde Ramazan ayında güllaç çıkıyor ama bir iki tatlıcıya bakacağım. Şekerli peçete niye varsa, diyorsunuz? Güllaç yemek istiyorum. Yoksa paşa paşa gideceğiz yine. Sushi'mizi yiyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hakikaten şekerli peçete bu arada. Bak, Murat abi GF'de şaşırdım ama Cantu'da şaşırmam abi. O adam sushi yiyebilir. Sushi sevebilir ama Murat çünkü abi öyle. GF'de sevemez. O zaman güllaç bulmaya gidiyoruz kanka. Şunu da şöyle hazırlayayım. Hadi gittik. Şu an 5. tatlıcıya geldim. Güllaç gözlük sileceğiz şimdi bunu izlerken. Yiyeceğim ya sushi'yi. Ben çünkü biliyorum Ramazan ayında çıkıyor güllaç. Öyle kolay kolay da bulunmuyor abi evde yapmazsan. Abi ben niye... Oğlum güllaç güzel olsa geri kalan 11 ayda çıkardı.
Haksız mıyız? Sushi'yorum ki her bölümde abi. Evet, sonunda bir sushi'ciye geldim. Nereye geldim? Konoha'ya geldim. Acı Badem'e geldim. Şey söyleyeceğim ya. Kappamaki. Salatalıklı. Yani böyle geçen California roll yedim. Bari bu sefer başka bir şey yiyeyim arkadaşlar. Bundan söyleyeceğim. Yani acaba sen ne yiyorsun? Çok merak ettim Cantu. Bunu sana özelden de soracağım ondan sonra. Hatta arayıp sorayım ya. Dur la arayıp soralım. Bir saniye. Acaba işi falan var mı çocuğun? Dur ben bir arayalım da. Alo. Kardeşim Sasuke sushi'ci. Naruto sushi. Şu an videodayım. Sushi yiyeceğim kanka. Neresi lan bura? Dediğim gibi Ramazan ayında çıkıyormuş. Bulamadım. Kadıköy'de çok yere sordum. Şimdi sushi'ciye geldim bro. Şey deniz yosunu ye benim. Ha şimdi onu soracaktım. Ne yiyeyim kanka sushi'de? Hani neyli sushi söyleyeyim? Sen Naruto sushi süper lan. Şeko muydu neydi? Şuradan zehirlenmiş katılıyor. Oğlum şimdi o anımızı anlatacaktım işte, videoda. Titanım karantinaya alındı kanka hoşum. Yemin ediyorum vücudumdaki virüs bulamadılar çocuğum. Vallahi ben bir hafta karantinaya aldılar. Anlatsın sana yani. Yemek deyince o geldi aklıma. Oğlum ben onu unutmuştum. İyi ki hatırlattın bu anıyı. Anlatacağım kanka detaylarını. Anlat. Şırdancı Eşo'ya gitmiştik de arkadaşlar. Tamam kardeşim. O zaman ben ne sipariş vereyim kanka? Söyle. Ne yiyeyim? Neredesin? Hangi dükkan? Konoha'dayım. Evet. Yosun salatası söyle kardeşim bir tane böyle. Aha. Benim için. Şimdi bunu bana sordun. Ondan sonra bu adam niye lahmacun yemiyor, sushi yiyor diyecekler. Dedim, hayır ama ben dedim ki şöyle bir şey dedim. Mesela Murat abi GF sushiymiş. Ya dedim bıraksın gitsin 10 kilo lahmacun. Ya burada sushici değil de şu ben şöyle böyle şeyli yerler görünce açığı böyle kapatan dükkanlar. Hep aklıma bir tane tavuk şişçi vardı Ankara'da sığ yedikte. Köprünün orada. Lahmacun yiyen. Çok tavuk şişçi mekan duruyor yani. Hep aklıma öyle tantunici, yani tavuk şişçi yani falan. Sever. Şimdi enerji yosun salatası geliyor. Mı yiyeyim? Yosun salatası güzeldir kanka. Yosun seviyorsan yani. Denizi seviyorsan. Sevmiyorum. Sen sushi... söyleyeceğim bana koyayım onları yerken. Yok çok sert küfür etmeyebilirim kanka. Kokoreççi. Kızarmış sushilerden söyle. Sıcak olanlardan. Tamam kızarmış sushi söylüyorum. Eyvallah. Video eğer bunu öyle yayınlayacaksan söyleyeyim yani deneme isteyen de varsa öyle balık çiğ balık malık diye önyargı oluyor. Mesela fıstık gibi krem peynir, avokado, salatalık. Evet onlar ben işte şey söyleyeyim yani. Salatalıklı olandan söyleyeyim dedim kanka. Tamam olur da ya. Ben size dünyanın en büyük yıkılmasını söyleyeyim mi? Yani böyle gecenin köründe 5 arkadaş takılıyorsun. Hani diyorsun ki ulan 6 arkadaşız. Kanka 6 arkadaşız. Sushi söylesek kişi başı bir sushi zaten. Bugün bu sushi iyi yenilebilir. Çünkü iki kişiysen sushi söyleyemezsin. Çünkü sushilerin zaten minimum getirmesi 200 lira. Yemek sepetinde. 6 kişi okey. Let's get it. Getirelim sushi söyleyelim. Oo süper. 5 kişiyiz 6 kişiyiz. Bu sushi güzel yenir. Tadımlık. Canımız çekti. Sonra yemek sepetine giriyorsun. Sushi yazıyorsun. Öf. Bir anda bir sürü restoran dizildi önüne. Aa tamam sushi var bu saatte. Hepsi çiğ köfte sushici. Yosun. Ya ona ben para vermezdim mesela. Benim gibi bir yemek gurmesi olsam ama sarımsak soslu acılı edemem. Gerçekten çok tatlı. Tamam yanına mı söyleyeyim? Kanka. Tamam brocum o zaman afiyet öpüyorum, olsun. Öpüyorum sağ olasın. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Tiksiniyorum çiğ köfte sushi'den özür dilerim. Tamam ayıklarlar. Hadi öpüyorum kardeşim. Ayıkla demiyorum like diyorum. Pardon. Ben viral yedim like diyeceğim. Adam iyi bir şey demiş. Çitizen diyor ki Instagram'da oynadın Mofstra'ya. Oynamadım. Ben de başka bir şey. Like'lasınlar bari videoyu demiş. Like'larlar ya kardeşim benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Adam like'lasınlar videoyu diyor. Ayıklarlar videoyu diyorum. Yani ben de şey anlıyorum. Kırparlar anlamında diyorum. Bir şeyler dedi. Adını şu an unuttum mesela. Dur bir dakika. Hemen menüden bakıp söylüyorum. Ne dedi gerçekten? Sevgili kardeşim Cantu söyledim. Kalamar tempura. Kronik ishal gang olacak. Edebame söyledim. Fasulyeden söyledim. Bunları sevdiğini söyledin. Sıcak söyle dedin. Sıcağın detaylarını sormadığım için de ne varmış bunda? Oğlum sushi yedikten sonra böyle bir ağzınızda sizin de böyle boğazda böyle çok yoğun böyle bir tat kalıyor mu? Sushi yiyince bana hep öyle oluyor. Bir ağırlık çöküyor ve böyle... Kalamar, tempura, hani... avokado, salatalık. Muazzam. Zuma'ya git diyor kral. Mekan adı veriyor. Kalıyor, bak, gideriz kanka Zuma'ya. Yemedik kamerayı bırakır çıkarız. Mesele o değil de... Oğlum uzak. Bazı sanırım yerlerde bu arada... bazı yerlerde yaşadığın şehirde var mıdır bilmiyorum ama İzmir'de falan var öyle. Sınırsız sushici. Ucuz menüler oluyor falan böyle. Yani oraya hani McDonald's fiyatına sushi yiyebiliyorsun yani. McDonald's yiyorsan sushi de yersin. Anlos'ta olan anımı da arkadaşlar sushi'miz geldiğinde o kadar ekstrem pahalı bir yemek değil artık bence. Gerçekten bomba. Van'da sushi yapan yok artık. Van'da da. Niye sushi yapacak ki insanlar zaten? Bu kardeş.
kızarmış sıcak dediğim arz bu. Talep Van'da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum sushi'ye. Deli gibi et var oğlum Van'da. Daha ne istiyorsun? Sushi yemiyorsun, en kaliteli eti yiyorsun. Oğlum bu çok iyiymiş. Bu çok iyi. Bayıldım. Fasulye de bu. Fasulye güzel duruyor. Sordum nasıl yeniyor diyor. Ben dışıyla yiyebilirdim buna. Fasulye çok çerez güzel değil mi? Oğlum ben size yeni fantezimi söyleyeyim mi? Yemek konusunda. Müthiş bir şey. Sena söyledi. Bu gidiyorsun. Soğan halkası alıyorsun. 20-30 lira arası falan. Ve içinde 30 tane falan oluyor. Atıyorsun 20 dakika fırına. The best. 30 tane soğan halkası yiyorsun. Ve sadece 20 olsun. Yok, kapya biberi var. Kapya biberi ayrı. Kapya biberi de çok iyi. O da fiyat performans ürünü. Gidiyorsun. Kıtır kıtır yiyorsun kapya biberini. Kapya biberi ama biraz falsolu geliyor. Bu son 2 gün yiyorum da. Böyle bir kıtır kıtır gelmedi kapya biberleri. O yüzden soğudum. Bayağıdır söylemiyorum kapya biberi. Kapya biberi de çok iyi. Oğlum bunları yiyen adam. Şimdi size onu anlatayım arkadaşlar. Bunları yiyen adam neyi yemeli? Şırdanı. Anlatayım anayı size. Biz işte ilk samimiyet olmaya başladığımız, muhabbet ediyoruz falan. Kızartmıyorum ben. Fırına atıyorum. Kadıköy'e gelmişler. Full böyle ekipçe. Son onların aksın. Ekibiyle beraber Kadıköy'de oturduk. Akşam sohbet, muhabbet falan filan. Gecenin sonunda bir şeyler yiyelim. Dedim ki şırdan yiyelim mi? Cant dedi ki, abi ben dedi yemedim. Ama dedi merak da ediyorum. Tadını bilmiyorum. Ya dedim yersin, şöyle gaz verdik, böyle gaz verdik. Abi gittik bizim şırdancı Eşo abinin yanına. Eşo oturdu zaten. Muhabbeti kilitledi. Baya böyle Eşo abinin. Gülüyoruz ediyoruz. Sıra geldi şeyde, ben bunu yemem dedi. Sövüyor. Tamam ben bunu yemem dedi. Can da nasıl küfür ediyor? Abi sonra bundan ısırmasıyla. Olmuş kusmuş. Şöyle bir ses diye. Abi bildiğin kustu. Bildiğin kustu. Abartıyor, zehirlenen oldu falan diyor da. Ne? O şırdandan değildir kanka. Ama gerçekten rengi değişti. Cantu'nun rengi değişti arkadaşlar. Şu an eğer Cantu buna tepki videosu çekip yayında izliyorsa, atladığım bir şey varsa kendisi detaylıca anlatır. Ben çok güldüm. Yani gerçekten hayatımda nadir güldüğüm anlardan biriydi bu kadar çok. Bir tanesi Cantu'nun bu hali. Çünkü çok sevimliydi. Aşırı sevimliydi. Tatlı tatlı böyle sövüyordu. Ardından ısırmasıyla çıkartması bir oldu. Hali gerçekten video çekilip görülmeye değerdi kardeşim. Ama iyi küfürünü yedim. Ondan sonra bana gerçekten o güzel bileklerini yedi yani şurada. Kardeş sağ olsun. Ama şeyi hatırlamıyorum ya. Asistanım zehirlendi dediği muhabbeti. Hatırlamıyorum kanka, doğru olabilir mi? Onu bilmiyorum. Aa bir dakika, doğru. Harbiden doğru. Ama şırdandan değildir o. Çünkü bize niye bir şey olmadı kanka. Bu arada buna bayıldım. Buna bayıldım. Yenir ya önce. Ben her şeyi yerim ya burada. Net buna. Ben de hep California roll yiyordum. Net, o yenilebilir gibi geliyordu. Ama şu an bu yediğim şey harbiden güzel. İçinde böyle kızarmış. Oğlum suşiler bayağı kaliteli duruyor bu arada. Sos falan. Bayıldım. Bayıldım. Damak zevkiniz çok, çok iyiymiş. Çok güzel duruyor gerçekten. Fasulye de gayet iyi. Ama şunlar var ya bak, şunlar canser bak. Ama acısı öldü. O, onun tadı da ayrı. Hiç lahana... ramen yedim mi? Ramen yemedim ya. Gerçekten onlar ramen yemedim. Onlar benden uzak dursun kardeş. Ben o kadar... Fasulye akıyor yani. Ben o kadar fantazi yemekçi değilim ya böyle hani. Sabahtan ben galiba yemek yemeyi sevmiyorum ya. Gerçekten şu an bunu fark ettim. Ben sabahtan akşama, ben sabatonda 11 gün boyunca aynı yemeği yedim mesela. Ya sabaton olmasından da kaynaklı ama gerçekten 10 gün boyunca aynı şeyi yediğimi hatırlıyorum. Hani gidiyor bu şekilde kanka. Zarfı seçeyim bu arada. Benim doyayım yeter. Beyti aynen bak söyledi. Beyti akşamı beyti, sabahı da bak aynen herkes yazıyor. Evet, akşam beyti. Çok ucuz bir beytici vardı Samsun'da. Güzel de beytisi var. Samsun'da bir de yemekler ucuz. Küçük şehir olduğundan dolayı. Sabahta salata. Hep aynı şeyi yedim. Tavuklu salata ve beyti. Evet herkes zaten yazmış. Ben hiçbir şey yemedim 10 gün boyunca. Teşekkür ediyorum. Bakalım ne sabatondan sonra da aynısı. Bir sonra kabız show. Oo, Barış Bıra ızgara ciğer. Ciğer Barış ızgara. Bıra. Bu bildiğimiz bizim ciğer. Köşiş ciğer kanka. Yani ızgara ciğer değil. Oğlum ciğer ızgara güzel tamam, bu arada. Çünkü ya. Adam Mersin'de sinir yaşıyor bitti. Kanka. Orada ciğerin dibine vuruyor. Biz de burada ciğerin sinir dibine vuracağız. Sushi'nin üstüne gerçekten ciğer çok güzel olacak. O zaman burayı... Ya bir de gerçekten mesela dışarıdan yemek yiyince kronik kabız genk olmamanın imkanı yok galiba yani. Kesinlikle kronik kabızsın ya. Komple gömüp
Gidelim. Ciğere geldik ki nereye geldik? Hasan Usta'ya geldik. Nasıl ne yiyeceksin ki? Hasan Usta'ya geldim. Salatalar geldi zaten. Ben masayı söyledim. Masaya gelmeden salatalar da ulaştı. Şimdi Barış Mersin'de yaşıyor ve Mersin'de yaşadığı için de ciğerle çok haşır neşir olduğunu düşünüyorum. Oranın da ciğeri çok güzel kanka. Nerede yiyorsun çok merak ettim. Sormayı unuttum ha. Ona ciğeri acaba Mersin'de nerede tüketiyor ona demeyi unuttum. Ciğer güzel ya. Kardeşimi buradan tebrik ediyorum. Sigarayı da bıraktı. 94. gün olması lazım şu an videoyu çektiğimiz gün. Tebrik ediyorum. Sigara sağlığa zararlı ve Barış da helal hoş olsun. Çor çocuğu alkışlıyorlar. Var. Çok güzel doğru bir adım attı. Spora başladı. Bayağı iyi gidiyor. Barış'la da bir sponsorlu bir işin görüşmesindeydik. Şeyindeydik. Çekiminde işte canlı yayında beraber şey yaptık. Bayağı tokatladı bizi sağ olsun. O da maşallah PUBG'de gözü kapalı oynuyor. Arkadaş anlamadım bu PUBG'de. Aa bak tiplere bak. Çeksene şunu. Oğlum bunlar şeyden geldi lan. Abi hoş geldin. Gel. Abi bu adamlar da canımdır ha. Vallahi bu adamlar da canımdır. Peki. Ciğerimdir benim. Öyle yani. Gelsin şey yapıyoruz. Ciğer geldiğinde yine yerken konuşuyoruz. Aynen Barış Özcan kanka. Chat. Chat. Evet. Bakü'delerdi 3-4 gündür. Dün gece gelmişler. Orada da yine bir sosyal deney falan bir şeyler değil mi Mert Bey? Çok acıktım ben bu videodan aynen, sonra. He? Bakü'de video çektik. Çok güzel bir video oldu. Evet maskeni çünkü çıkartma. Seyircilere de geçer. Kilo almış oğlum diyeceğim. Bayağı aldım Fırat abi. Abi bizi çok yedirdiler orada abi. Fırat abi bir videosunda söylemişti. Çoğu yemek videosunun akşamına serum yiyormuş mu? Hoş geldin. Abi 5 tane yemek yedi yani hani bir tanesini yiyorsun 6 saat acıkmıyorsun. Fırat abi 5'ini de arda arda gömdü desen. Videonun gel yürüyen omikron gel. Zor bir şey yani ben de. Abilerin abisi. Bu arada İzzettin abiyi görmeyeli bir yer. İnsan düşünüyor yani abi, kamerada abi. Görüyorsun yedin de arda arda nasıl yiyeceksin oğlum o yemekleri. Yani. Aynı gün içinde de zor yani. Vallahi videonun sonuna neşe kattınız yemin ediyorum. Videoyu resmen sabote ettiler. Resmen sabote ettiler. Polatelemler de geldi dedim. Ben tanımıyorum oraya, kim? Orada polatelemler yazdı kanka. Arkadaşlar duydunuz yani Mert'le konuşan kadın arkadaşlarımız Mert'le konuştuğunu düşünmesinler. Hepsine Burak cevap sağlıyor. Mert telefon kullanmıyor çünkü arkadaşlar. Her zaman Instagram'da şifrenizi verirseniz sizin için de konuşabilirsiniz. Değil mi? Abi şey yiyorum. Yayıncıların sevdiği yemekleri yiyorum. Bu da Mersin'de yaşayan Barış var. Barış Bıra. Sevdiğimiz bir gamer kardeşimiz. O da ciğer ızgara çok seviyormuş. Ben de senin burada gelip sushi'nin üstüne bunu yiyorum. Sen adamsın. Sushi'nin üstüne bu. Sushi hangi yayıncının? Çekimden sonra çekimden Sushi sonra... Unlost. Canton. Sıkı sarılarım tamam mı? Ooo sarı arda arda yiyor gerçekten ha. Bismillah buraya ne oldu? Abi Hasan Usta buluşturuz. Matt Stoney... Mesela Matt Stoney şey yapıyormuş herhalde ama... O bayağı su diyetine falan giriyormuş galiba. Öncesinde mi sonrasında mı bilmiyorum ama o adamın öyle bir açıklaması vardı. Yani normal hayatına sokmuyor o deli gibi yemeği. Ya kusuyordu ya su diyetine giriyor. Öyle bir şey yapıyormuş o adam. Bilmiyorum ama yani normal öyle günlük takılıp sonra alan bugün de 25 kilo patates kızartması yiyeyim yapmıyor adam yani. Evet. Bu arada biz Bakü'de yani Bakü'de yemek konusunda evet, yemek konusu çok iyi abi. Mesela bir tane balık var sadece o Hazar Denizi'nde evet, bir bölgede benim çıkıyor. Benim son videomu izlemedikleri o kadar belli ki. İzledik Azerbaycan yemekleri. Ve bir de kardiyo falan çok yapılmış. Onun baktım, bayağı şeyi var. Yaptı. Dedim bu kadar kopya olmaz. Profesyonel yiyici o adam. Ben videoyu yayınlamamışım. Ben videoyu çekerken Azerbaycan'da değildi. Dedim bu kadar da olmaz ya. Ne yap? Sap boşluk geldi kardeş. Kapatın. Ben yemeğe geldim ama. Oğlum ne kadar çok insan geldi bir anda. Kanka ciğer. Bu format yayıncıların sevdiği yemekleri yiyorum. Sabahtan beri geziyorum. Kimin bu vizyoner bu, arkadaşımız? Bu Barış diye bir kardeşimiz var Barış bura. Vizyoner arkadaşımız. Bundan önce de bizim Cantu vardı Anlos. Şey yedim, sushi yedim. Sushi'nin üstüne bunu yedim. Güzel. Ya bu son. Kapamayı güzel. Bize de yap... Ha. Yok. Sizin sonu sürpriz mi var bu arada? Oyuncuların yediğimi seçiyor. Evet doğru. Sen... Oha ben sen de ciğer yedirdin. Evet. Sen de gel kalka yani. Ama ben kahvaltıda yemiştim ciğeri. Evet. Kahvaltıda evet, yedemiştim. Doğru lan. İlk onu öyle. Yedim. Evet. Afiyet olsun ben hiç... Kanka Blue TV, yok, yok. Blue TV'de... Blue TV'de bizden olur mu? Bizden olur mu? Ne zaman? Çıktı. Çıktı mı? Çıktı. 31'inde çıktı. Şu an en çok izlenen dizi oldu. Vallahi mi? Vallahi. Bir de oraya şu işareti koysunlar. Doğru. Abi işaretlesinler ya. Şunu. İşaret. Bakaryan 9 diyor ki Kimi Tadika diye bir kadın var. YouTube'da yıllardır her gün Matt Stoney'e kadar yiyor. Bugün böyle yiyicilere mi bakacağız? Bunlar da mı gerekiyor zaten şey olmuş. bir şey demiyor. Thumbs up chat. Vallahi çok selamlar. Yani son 10 dakikada neler oldu? Arkadaşlar Hasan Usta'nın... Gerçekten ben de hiçbir fikrim yok. Olayı bu. Son 10 dakikada neler oldu? Kim geldi? Dakikada neler oldu? Arkadaşlar Hasan Usta'nın olayı boğuyorlar. Bu. Son 10 dakikada neler oldu? Kim geldi? Kim gitti? Gerçekten çözemedik. Barış'cığım bu arada Allah razı olsun senden kardeşim. Gerçekten güzel şeyler yedik de finali bununla kapattık. Güzel oldu. O zaman...
kardeşim şunu da gömüyorum. Çıkışa gidiyoruz. Let's go. 30 lira kankacım. 3 kız 3 erkek. Ev yemeği parası. Öğrenci. Geldim paparayman ateşledin Instagram'a. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Kapatıyoruz. Ulan Fırat abi bu video başına kaç para ödüyordur acaba? Kaç tane yemek yedi lan? Bir dakika ya. Burada kapatalım ya. Niye çıkışta kapatıyoruz ya? Bunu hep böyle kapatıyoruz. Doğru mu hatırlıyorum hocam? Kardeşlerim bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki yayıncı arkadaşlarımın hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Uzun uzun dedik ama gerçekten kitledi. Ayrıca da videoda ben varım chat. Bence bir şey ulan en iyi yemek de Conflix'in kim? hayır. Teşekkür ederim. Gerçekten ben varım. Birisi ben hayalet yayıncı değilim. Evet. Bu kadın kim peki? Sürekli yiyor mu? Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.